İyiymiş. Bu bizim AVL ağaçlar için insertion algoritmamız. Binary search dediğin insertion'a çok benziyor. Şuraya bir tane insertion yapacaksam root'un kendisine bakıyor. Eğer benimle aynıysa bir insertion yapmayacağım. Sol tarafta insert yapılacaksa diyor sol tarafa git oraya insert yap. Gelen ağacı ben kendi sol tree'mi yapacağım diyor. Sağ tarafa yapacaksa sağ tree'mi yapacağım. Yalnız gidip gelen ağaç kendi yüksekliği arttıysa onu da kendisine işaretliyor. Tamam mı? İşaretliyor. Yani diyor ki benim yüksekliğim arttı, benim yüksekliğim azaldı falan gibi şeyler söylüyor. Adam da ona göre kendi yüksekliğini artırıp azaltmasını ya da balans işaretlerinin işinden sonra yüksekliğin aynı kalıp kalmadığını kontrol edebiliyor. Tamam. Bu bizim AVL ağacımız. Abdullah buna çarşamba günü kodu daha dikkatli bir şekilde bakacak kodun kendisi. Tamam, ben AVL ağacı hakkında daha fazla konuşmayacağım. Bu kadar. Bir sonraki ağaç çeşidine geçeceğim. Birkaç tane daha ağacımız var burada. AVL ağacına bakacağız. Ondan sonra Red Black diye bir tane ağaç türü var. O da rotation var. Ona da bakacağız. Ondan sonra 2-3 ağaçları var. 2-3 ağaçlara bakacağız. Ve 2-3 ağaçların daha genişletilmiş halleri 2-3-4 ağaçları var. En gelişmiş halleri de B ağaçları var. Onlara bakmaya çalışacağız inşallah bu hafta. Hepsi birbirine benziyor fikir olarak. Onların hepsini görmeye çalışacağız. Red Black ağaçları, Red Black Trees. Tamam mı? Kırmızı ve siyah ağaçları. Bu da esasında AVL ağaçlarına fikir olarak çok benziyor. Burada siyahlar, esasında Red Black Tree'de de rotation var. Red Black Tree'lerinin birkaç tane özelliği var. Özelliklerini şundan buraya yazmışım. Red Black ağaçları esasında kendileri siyah ağaçlar olmaya çalışıyor. Black bunlar için önemli. Black Tree olmaya çalışıyorlar, tamam mı? Black Tree olmaya çalışıyorlar. Eğer bir ağaç Black Tree ise ya kapatın şu bilgisayarlar ya, delirtme adamı ya. Ya yoklama aldınız, işte izin aldınız, çekin gidin ya. Çekin gidin ya. Şurada laf ediyoruz birazcık be. Sabah sabah adam moralini buluyorsunuz ya. Hepsi siyah ağaç olmaya çalışıyorlar. Hepsi siyah ağaç olmaya çalışıyorlar. Siyah ağaç demek şu demek. Şuradan başladığınız zaman root'tan başlayarak herhangi bir leaf'e giderken saydığınız siyah nodlarının sayısı aynı olması lazım red black tree'ler için. Red black tree'ler için root'tan başlayarak herhangi bir leaf, herhangi bir yaprağa gitmek için izlediğiniz yollardan hepsinde aynı sayıda siyah node olması lazım. Burada işte 1-2 tane var. Bu ağaçta da 1-2 tane var. Şurada da 1-2 tane var. Anladınız değil mi? Dolayısıyla bu gibi durumda, yani root'tan başlayarak herhangi bir yaprağa gitmek için izlediğiniz tüm yollarda aynı sayıda siyah varsa, siyahtan başka da bir node yoksa, o zaman mükemmel bir ağaçtır değil mi? Perfect bir ağaçtır bu. Nedir? Perfect bir tane ağaç. Herkes siyah ve herkesin eşit sayıda çocuğu var demek ki böyle bir tane ağaç. Buradan başlıyorsun 1-2-3. Hepsinde 3 tane eleman var. Yani neden ama gidersen git derinliklerin hepsi aynı geliyor. Eğer hepsi siyahsa, ama bu adam aralarına kırmızı karıştırmaya diye şey veriyor, izin veriyor. Araya diyor bazen kırmızı atabilirsin diyor. Ama kırmızıları istediğin kadar atamıyorsun. Tamam mı? Kırmızıları istediğin kadar atamıyorsun. Bakın ne diyor. A red node always has black children. A red node always has black children. Kırmızı atarsan bir yerlere, kırmızı node, onun çocuğu kesinlikle siyah olmak zorunda. Siyahın çocuğu kırmızı da olabilir. Tamam mı? Siyah da olabilir. Siyah olmasını istiyoruz ama kırmızının çocuğu kesinlikle siyah olmalı diyor. İki çocuğu da mı? Efendim? İki çocuğu da mı siyah olmalı? Evet. Sadece çocuğun bir şeyi fark yok. A red node always has black children. Bu durumda hani buradan başladığın zaman tüm yapraklara gitmek için eşit sayıda siyah gerekiyordu ya. Tüm yapraklara gitmek için eğer kırmızıları saymaya çalışırsan kaç tane kırmızı bulabilirsin peki? En fazla kaç tane kırmızı olabilir? Bir, şuradan başladım ben. Şuraya gitmek için, buradan başladım buraya gitmek için. En fazla... Öyle de diyebilirsin ya da en fazla siyah kadar olabilir, değil mi? Çünkü her bir kırmızının bir siyah çocuğu olmak zorunda, değil mi? En fazla siyah kadar olabilir dolayısıyla. Artı eksi gibi bir şeyler söyleyebilirsin. Yani
Kırmızıların sayısı siyahları geçemiyor. Tamam mı? Siyahlarda bizi dengemizi koruyan hikaye. Siyahlarda bizim dengemizi koruyan hikaye. Birkaç tane kural var. Kurallara bakalım. Kurallar şunlar. Node sadece siyah ya da kırmızı olabilir. Başka bir renk olamıyor. Root her zaman için siyah. Root'u kırmızı yapamıyorsun. Root her zaman için siyah olacak. Tamam mı? Root'un siyah olmaz demek ne demek? Root'un siyah olmaz demek. Şöyle bir tane ağacım varsa bu tane bir tane ağaç. İşte buradan herhangi bir leave'e gitmek için zaten bir tane leave var kendisi. Bir tane siyah var. En az bir tane siyah olacak demek ağacın içerisinde. Hocam tek bir tarafa doğru büyümesini nasıl engelliyorlar? Sürekli bir tarafa büyüyebiliyorsan. Hepsi siyahsa sadece bir koldan büyüyebilir. Hepsi siyah demedi ki ben. Siyah olabilir. Hepsi siyah olabilir, evet. Hepsi siyah olabiliyorsa tek bir koldan uzama ihtimali de var. Bununla nasıl işitiyor? Ne demek senin çok anlamıyorum. Sadece bir sola gidebilir. Niye bu binary search tree bu ya? Oraya konuşuyoruz. Bunların hepsi şu. Ne dedik biz? Bu chapter'ın hepsi, bu chapter'ın hepsi. Tamam mı? Oraya atlamış. Tamam, güzel, yok hatırlatalım. Bu chapter'ın hepsi, tamam mı? Burada binary search tree'nin üzerine bir şeyler ekliyor. Binary search tree bizim hoşumuza gitmişti. Güzeldi. Aramalar ve eklemeler logen zamandaydı ama dengesizlik durumunda problem çıkıyordu. Bu chapter'da binary search tree'nin üzerine dengeyi nasıl koyarız chapter'ı? Yani AVL ağacı da öyle, red black de öyle, 2-3 ağacı da öyle, 2-3-4 ağacı da öyle, B ağacı da öyle. Bunların hepsi gerçek 2-3 ağacı da binary search tree değil, search tree olmaya başlıyor ama yani dengelemeye çalışıyoruz. Search tree bunlar. Senin sorun neydi? Bir tarafa doğru uzanırsa falan mı? Geleceğiz birazdan onlara. Bakacağız, ekleyeceğiz. Hocam belki şu olabilir. Bu ağaç mesela AVL örneğine göre dengesiz oluyor. Ama kendi içerisinde birbirine göre dengeli. Tabii tabii. Yani bu AVL'ye göre kesinlikle dengesiz. Yani olabilir. Dengesiz olma ihtimali çok yüksek. Ama bu zaten artı bir eksi bir hesabı yapmıyor hiçbir zaman. Yaptığı hesaplar bunlar. Kurallar şunlar. Root siyah mı her zaman için? Her not siyah ya da kırmızı mı? Her bir kırmızının çocukları siyah mı değil mi ona bakıyor. Her bir çocuğun, her bir kırmızının çocukları kesinlikle siyah olması lazım. Bir de en önemlisi dengeyi esasında şu sağlıyor. Bu. The number of black nodes in any path from the root to a leaf is the same. Tamam. Bu siyah, bu yani root'tan başlayarak herhangi bir leaf'e giderken saydığın siyah node sayısı her zaman için aynı olacak. Farklı olamaz. O zaman eğer farklıysa o zaman şey bozuluyor. Ne diyeyim? O zaman red black tree özelliği bozuluyor. Bu en sık kullanılan dengeli ağaçlardan bir tanesi. Java'nın hani tree seti vardı ya, tree set tree map. Onlar red black tree kullanarak implement edilmişler. Bunların hepsini bir yerde tutarsanız, bunların dışına çıkmazsanız ağacınız dengeli olacaktır. Ağacınız ne kadar dengeli olacaktır? Bir defa ağacın tüm node'ları siyah olsaydı mükemmel bir ağaç oluyordu. Değil mi? Dengeli zaten. Araya birazcık şey katıştırıyorsun. Kırmızı katıştırıyorsun birazcık. Kırmızı nodlardan katıştırıyorsun. Kırmızı nodların sayısı da en fazla siyah nodlar kadar olabileceği için en fazla 2 logen yüksekliğinde olabilir herhangi bir tane petin yüksekliği. O da logenin içerisinde yine. O da yine logenin içerisinde. İsterseniz bir iki tane örnek yapalım. Onlara şeyle bakarız. Şurada nasıl yapacağız? Kurallar. Insertion'a bakalım, tamam. Insertion'a bakalım. Nasıl insertion yapacağımızı öğrendikten sonra bu böyle dengeli kalıyormuş diyeceğiz. Yine işin içerisinde rotation var. Aynen binary search tree'ye eleman eklenmiş gibi ekliyorsun binary search tree'yi. Nereye ekleyecek binary search tree'yi bunun elemanına? Gelip en sonunda ekleyecek değil mi? En sonunda bir yerlere ekleyecek. Şöyle yapıyor adam. Diyor ki follow the same recursive search process used for all binary search trees to reach the insertion point. Yaptık bunu. Yani binary search tree'nin insertion'ı yap. Leaf'i bulduğun zaman oraya kendini ekle. Tamam mı? Kendini ekler eklemez de rengini kırmızı yap diyor. O kadar. Kırmızı yap. Eğer baban siyahsa problem yok. Değil mi? Niye yok? Bir yere ekledim. Şöyle bir tane binary search tree'im var. Tamam, ben burada siyah yerine mavi kullanacağım. Siyah yerine mavi kullanacağım. Kırmızı yerine de kırmızı kullanacağım. Eğer şöyle bir tane ağacım varsa benim.
Şöyle bir tane ağacım varsa, işte bunlar siyah, siyah, bunlar siyah. Geldim, bir tane insertion yaptım. Adam diyor ki, insert ettiğin zaman hemen gel, kendini kırmızı yap diyor. Bu hala bir AVL ağacı değil mi? Doğru mu? Mavileri kırmızı, siyah görür. Siyah renk bulayım mı ben size? Siyah şurası değil mi? Şöyle, bunu da... Şuraya eklersem eğer. Evet, ekledim güzel. Madem öyle yapıyoruz, düzgün siyah da yapalım. Bunları. Şu bir tane tipik, tipik demeyeyim esasında. Bir AVL ağacı. Hepsi olduğu gibi siyah. AVL ağacı hepsi olduğu gibi siyah. Kurallarımız neydi? Nodlar ya siyahtır ya kırmızıdır, tutuyor. Root siyahtır, tutuyor. Ondan sonra bir root'tan başladığın zaman herhangi bir leaf'e gitmek için side'ın siyah side'ın olmalı. 1-2, 1-2 aynı. Onu da tutturduk. Ve kırmızıların çokları siyahtır. O da tutuyor. Tamam mı? Yeni bir eleman ekledim. Burası işte. Bu AVL ağacını bozmadı değil mi? Red bile ekledim. Efendim? Red bile hocam. AVL diyoruz. AVL diyorum. Red bile. Red bile ağacını bozmadı. Doğru mu? Evet. 4 tane kural var, hepsi duruyor. Bunu ekledim, buraya hala şey aynı, bakın. Buradan başladım, leave'e gitmek için kaçtı? 1-2-2 tane. 1-2-2 tane. Onu da bozmadı abi. Problem yok. Ekledim. Hatta şuraya da bir tane daha ekleyebilirim. Şuraya da bir tane ekleyebilirim. Buraya da bir tane ekleyebilirim. Hala bunlar AVL ağacı. AVL ağacında olmasında herhangi bir problem yok bunlar. Tamam. Dolayısıyla bir eleman ekleme eklemez. Adam diyor ki, burada ne diyor? When a leaf found, when the leaf is found, the new item is inserted and initially given the color red. Initially given the color red. If the parent is black, we are done. Otherwise there is some rearranging to do. Yani eğer kırmızı ekledim, bu adamın babası siyahsa problem yok. Adamın babası siyah değilse, kırmızıysa o zaman problem olmaya başlıyor. Tamam mı? O zaman bir ya rotation yapacağım ya renk değiştirmesi falan filan yapacağım. Kurallar da zaten insertion kurallarda. Burada öyle geliyor. İşte şu. Adam burada şunu yapmış. Şu üst tarafa bakalım. 35'i insert etmiş. Babası. Bu arada mavi kırmızı gibi görün. Şunlar kırmızı. Kırmızı. Siyahlar siyah, maviler kırmızı. Tamam. Ben bunları kırmızıyla işaretleyeyim şöyle. Yapmış şimdi. Ne oldu burada? Adam diyor ki böyle bir durum var diyor burada. Buraya bunu insert etti. Tamam mı? 35. Babası kırmızı çıktı. Bu durum AVL ağacının kurallarını ihlal ediyor. Şöyle yapın diyor hemen. Eğer bunun iki tane çocuğu varsa, yani bu burası kırmızıydı ya. Onun babasının iki tane kırmızısı varsa, iki tane kırmızısı varsa bunun gibi şunu yapabilirsiniz diyor. Şunu B ve C'yi bir anlayınsana, siz kendiniz anlayabilirsiniz bence. Ne yapmış? B ile C'yi bir anlayın burada. Böyle yapabilirsin rahatlıkla diyor. Yeni eklediğimiz... Ya da bırakın, bir şey C'yi bırakın, B'ye bakın sadece. Kırmızı mı kırmızı. Yeni eklediğimiz nodun bir üst seviyesindeki renkleri değiştirdi, onun da bir üst seviyesindeki... Şunu yapmakta herhangi bir zarar görüyor musunuz? Bu yeminin rengini, yani şu yeminin siyahını şu 10'da 30'a aktardı. 20'yi de kırmızı yaptı. Şu zaman uymuyor. Hangi kurallara uymuyor? Root'u siyah olmalıydı. Orada az da yapabiliyor. Burada sanki bir sub tree gibi düşünün bunu. Bir sub tree, tamam mı? Bir şeylerin sub tree'si. Kurallar o zaman uyuyor hocam, bir sorun yok. Çünkü... Niye? Siyah çocukları zaten kırmızı ya da siyah olabilir. Kırmızının çocukları sadece siyah olmalı. Evet. Hiçbir sorun yok. Kaç tane kural var? 4 tane. Bu ağacın root'u olmayabilir. Root'u olduğunu bilmiyorum. Ona bakarız daha sonradan. Neydi diğer kurallar? Kırmızı ya da siyah olacak. Onda bir problem yok. Neydi? Kırmızının çocukları siyah olmak zorunda. Böyle yaptık. Ama bir tane şey vardı, kural vardı. Root'tan başlayarak leaf'e gittiğiniz zaman, yapraklara doğru gittiğiniz zaman gördüğünüz siyah sayısı aynı olmalı. Bu adam siyah sayısını birden ikiye çıkardı. Problem birazcık o. Sub-tree'si diğer taraflarda evet, olabilir mi? Ama leaf'e giderken yine aynı sayıda siyahtan geçmiş oluyor. Değil mi? Anladınız mı? Yani
Şurada başka bir tane yerler olsa, bunları maviyle çizeceğim. Şöyle bir şeyler olsaydı, tamam mı? Önceden aynısı burada da vardı. Buradan başlayıp gittiğim zaman sadece şu 20'nin siyahını sayıyordum geçmek için. Şimdi 20'nin üzerinden geçerek ya buraya buraya gideceğim. Yine aynı sayıda siyah sayacağım, anladınız mı? Sağa da gitsem, sola da gitsem 20'nin üzerinden geçtiğim sürece sadece 20'nin siyahını saymış oluyorum. Dolayısıyla sayılan siyah sayısını arttırmadım. Sağa da gitsem, sola da gitsem. Dolayısıyla eklediğiniz zaman eğer bunun gibi bir durumda, bunun gibi bir durumda eklediğim zaman ben eğer adamın dedesinin rengi, dedesinin rengi zaten buraya kırmızı olamaz. Niye olamaz? 35'inde dedesinin rengi kırmızı olamaz. Eğer babası kırmızıysa dedesi kırmızı olamazdı. Niye? Kırmızının kırmızı çocuklar olamaz. Çünkü o zaman AV ile ağacı üzerinde çalışmıyor olurdum ben. Dedesi kesinlikle siyah olmak zorunda. Tamam mı? Dedesi siyah ve dedesinin iki tane, bu arada dedesinin iki tane bir kırmızı bir siyah çocuğu olamaz. Niye? Perilerdeki siyah sayıları uyuşmuyor. Sayıları uyuşmaz değil mi? Yani burada şu 30, şu 10 burada siyah olamazdı. Buraya burada 35'i ekledim. Babası kırmızı, burası siyah olamazdı. Niye? Çünkü 20'den bu tarafa doğru giderken iki tane siyah sayardım. Bu tarafa giderken bir tane siyah saymış olurdum. Olamazdı öyle bir şey. Dolayısıyla dedesinin ya tek çocuğu vardır bu tarafta. Hocam. Ya da iki çocuğu varsa ikisi de kırmızıdır. Ama ilk bunu konuyu anlatırken gösterdiğiniz bir ağaç vardı. Orada çocukların biri kırmızı, biri siyah. İlk buğutun. Ama orada peklerdeki siyah sayı. Hayır, şurada. Evet, orada. Çocuğun biri kırmızı, biri siyah. Silelim, silelim, silelim. Hocam, hangi çocuğun birisi kırmızı, biri siyah? 11. 11. Tamam, ama durum ne burada? Ben nereye ekledim? Şuraya bir tane kırmızı eklediğimi düşün. İki rengin aşağı. Kırmızı ekledim buraya. Bu kırmızının dedesinin tek kırmızı çocuğu, tek kırmızı kırmızı siyah çocuğu olamaz. İki çocuğu varsa ikisi de kırmızı olmak zorunda şunun. Parmağın basına gidelim. Anladın mı? Söylediğimiz o. Ben şeyi söylemedim. Hiçbir siyahın bir kırmızı bir bir kırmızı bir siyah çocuğu olamaz demedim. Bu durumda olamaz dedim. Anladın mı? Tamam. Yani buraya bir tane neydi bizim yapmaya çalıştığımız? Eleman ekledik. Rengini kırmızı yap. Eğer babası da kırmızıysa amcası da kırmızı olmak zorunda. Eğer amcası varsa. Tamam, bu bunun amcası diye düşün. Tamam, bu kırmızının amcası da kırmızı olmak zorunda ya da olmayacak. Olmayabilir. Var mı soru? Anladık değil mi bunu? Yani buraya geldiğim zaman ben buna, eğer bunun dedesinin iki çocuğu varsa ikisi de kırmızı olmak zorunda. Eğer babası kırmızıysa amcası da kırmızı olmak zorunda. Eğer amcası varsa, yoksa zaten başka bir problem var, onu çözeceğiz orada. Dolayısıyla şu kuralı her zaman çalıştırabilirim yani. Bu adam buraya eklendi. Ne oldu? Bunun dedesi siyah, babası ve amcası kırmızı. Hemen dedesinin rengisini bunları yapıyorum. Problem burada şu olabilir. Belki dedesinin babası kırmızıysa bu onun başını belaya sokacak. Değil mi? Yani şurası kırmızıysa, şu kırmızıysa, şurası. Tamam mı? Daha önce burası kırmızıyken problem yoktu. Şimdi ben bunu kırmızı yapınca orada problem olmaya başladı. O problemle daha sonradan ilgileniriz. Yukarı doğru çıktıkça logen defa biz bu işi yapabiliriz. Kırmızı çocuğu kırmızı. Onunla ilgilenebiliriz. Şimdi ben bunu böyle bırakacağım. Tamam mı? Yani ben kendim hallediyorum burada. Bunu bırakacağım. Eğer bu rengini çevirdiğim 20 ağacın root'uysa o zaman bunu kırmızı oradan siyah yaptı. Yani eğer ağacın root'u, eğer ağacın root'u, tamam mı, kırmızı kalırsa bir şekilde bu operasyondan dolayı onu hemen siyah yapabilirsin diyor. Bu herhangi bir kuralı ihlal eder mi? Kurallardan bir tanesi neydi? Ağacın hemen, ağacın root'u her zaman için siyah olmak zorunda. Bunda bir problem yok da kurallardan bir tanesi de şuydu. Root'tan başlayarak herhangi bir yaprağa giderken saydığın node sayısının siyahın sayısının aynısı olması lazım. Root'u siyah yapmak da bunu ne yapmaz? Değiştirmez. Niye? Root'tan başladığın için o sayıyı bir tane arttırmış olursun, değil mi? Tamam. O sayıyı dolayısıyla bir tane arttırmış olursun. Dolayısıyla bunda bir problem yok. Yani şu rengi, 20'nin rengi çocuklara çektiğin zaman 20'de ağacın root'uysa, esas root'uysa 20'yi rahatlıkla siyah yapabilirsin. Onda bir problem. Tamam. Eklemeden bir tanesi bu. Şimdi nereden geldik buraya, dedik ki eklediğin zaman hemen onun rengini kırmızı yap. Babası siyahsa problem yok. Rotation, şunun gibi bir şeyler yapmana gerek yok. Renk değiştirme yapmana gerek yok. Babası eğer kırmızıysa amcası da kırmızıysa o zaman dedelerinin renklerini, yani dedelerinin siyahlarını amcasıyla babasına çek. Ve işlemine devam et. Problem var burada. Mesela şuradaki problem şu. Diyor ki 20, 30 diye bir tane çocuğu vardı kırmızı, ben bir tane daha kırmızı ekledim. Bunları kırmızı diye görüyorum. Ben buraya bir tane daha kırmızı ekledim.
Tamam mı? Amcası da yok. Şimdi ben bu yeminin rengini buraya çekemem. Amcası yok. Diğer taraftaki problemi olmaya başlayacak şimdi. Amcası yok. Ne yapacaksın bu durumda? O zaman diyor rotation yap, bir problem yok ki onda. Şöyle araya gidebilirsin bunu. Gördünüz mü? Rotation yaptın. Sol tarafa doğru bir tane rotation. İki tane 35 ekledim. Babası kırmızı olmaması lazım. Hemen bir sol rotation yaptım. Amcası olmadığı için. Ağaç bu hale geldi. 30 siyah. Bunlar da kırmızı. Bunlar da kırmızı. AVL ağacının tüm özelliğini saklamış oldum böyle. Ne oldu? Kırmızı sayısını değiştirmedim. Kırmızının çocukları siyah. Burada kırmızının çocukları olmadığı için o şeyi de bozmadım. Kuralı da bozmadım. Root'un siyah olma kuralını falan filan da bozmadım. Problem yok. Yani şurada adam 35'e eklediği zaman amcası vardı. Kırmızıydı. Renklerini buraya alarak yaptık. Amcası yok. O zaman rotation yaptırıyor. Burada rotation yapamaz mıydık? O rotation pek işimize yaramayacak. Rotation yaptığım zaman burası siyah kalacaktı. Yine kırmızının çocuğu kırmızı olmak zorunda kalacak. Rotation orada işe yaramıyor. Burada işe yarıyor ama dengesizlik. Tamam. Bu durumda yarıyor. Başka bir tane. Şimdi bunu buraya şanslıydım. Böyle yaptım. Bu right heavy bir tane ağaçtı. Right left heavy ağaçta bu pek işe yaramayabilir mesela şunun gibi. Geldim buraya 25'e ekledim. Babası kırmızı. Bunlar kırmızı. Amcası yok. Bir right rotation'ı left rotation'ı işaretlemeye çalışıyorum. Çalışmıyor. Şurada gördüğünüz gibi yine aynısı oldu. Left rotation yaptım. 30 buraya geldi. Bu sefer böyle oldu. Yine aynısı oldu. Aynı numara. İlk önce bir right rotation yapacağım. Left heavy, right heavy hale getirdim. Ondan sonra bir tane left rotation'ı bu hale getirebilirim. Tamam. Ondan sonra bunun parent'ine doğru yukarı doğru çıkabilirsiniz. Parent'e doğru yukarı doğru çıkarak işinizi rahat bir şekilde halledebilirsiniz. Ne yapmış oluyorum bu şekilde? Bakın şey de çok önemli şu kural. The number of black nodes in any path from root to a leaf is the same. Bu red black ağaçlarını tamam mı? Red black ağaçlarını dengede tutan kural bu. Her zaman için siyahların sayısı aynı olacak. Eğer kırmızılar olmasaydı bu ağaçları mükemmel ağaçlar yapardı ama mükemmel ağacı her zaman için bulmak mümkün değil. Araya birazcık dengeli bir şekilde ne diyelim, denge prensibini göz ardı etmeden hafiften işi bozan node'lar attırman lazım. AVL ağacında -1 +1'e izin veriyorduk. Burada da aralara kırmızı atmana izin veriyor. Ama kırmızıların sayısını hiçbir zaman siyahlardan fazla yaptırmıyor. Tamam mı? Dolayısıyla en fazla dengesizlik 2 logen kadar olabilir diyor. 2 logen de hala bizim için güzel logen içerisinde bir karmaşıklık. Tamam. Bu kurallarda, bu insertion kurallarında yani dedesinin rengini amcasına ve babasına çekmek bir. Eğer böyle durumda dengesizlik varsa da babası yine kırmızı geliyorsa left right rotation yapmakta ikinci yaptığımız hikaye. İsterseniz bir iki tane örnek yapalım. Şu kitabın örneğine bakalım, sonra kendimiz de yaparız bir şeyler. Kitabın örneği bu. 4'ün olmadığını düşünün. 4 yok burada. Şu 4, tamam ben şöyle yapayım size. Bu bir AVL ağacı değil mi? Problem yok. Red Black ağacı. AVL değil. Bu derste arkadaşlar AVL dediğimiz zaman Red Black düşünün, tamam mı? Bu bir Red Black ağacı, problem yok değil mi? 11, 1, 2, 1, 2, 1. Şuradan şöyle yaptığım zaman 1-2 tane oluyor. Burada da 1-2 tane. Şöyle de 1-2 oluyor. Durdun mu hepsini? Ve şöyle yaptığım zaman da yine. Hepsinde 2 tane siyah var. Siyahların çocukları hepsi kırmızı. Çocukları kırmızı. Bunların çocukları yok. Tamam. Root da zaten siyah. Yeni bir eleman ekledim. 4. Ne yapacağım hemen? Bakıyoruz. Babası kırmızı. Amcası da kırmızı. Hemen şu 7'nin rengini şunlara geçirmem lazım. Değil mi? Adam öyle yapmış zaten. Böyle yapmış. Şimdi burada problem yok. Problem şurada olmaya başladı. Tamam mı? Problem burada olmaya başladı. Babası kırmızı. Tamam mı? Babası kırmızı. Hocam bunun babası kırmızı olduğu zaman amcası hani kırmızı olmayacaktı. Ama bu zaten bir bozulmuş ağacı. Red Black Tree'si. Tamam mı? Şey değil. Ya bu kendi başına olmuş bir şey değil. Biz yaptık bunu. Bu hale getirdik. Bunu düzeltmemizin bir yolu olması lazım. Neydi bu gibi durumlarda? Rotation yapmaya çalışıyordum. Rotation. Şimdi bu rotation yapacağımız zaman sağa doğru rotation yapmamız lazım. Ama sağ rotation burada işimize yaramayacak. Left right heavy bir ağaç ya bu.
İlk önce bir right rotation, right rotation yapalım, sonradan left rotation yapacağız. Adında burada bunu yapmış. İlk önce bir tane gördüğünüz gibi şuradan right rotation yapmış. Tamam mı? Şunun etrafında. Şöyle bir tane right rotation. Bunu bu hale getirmiş. Right rotation yaptıktan sonra bir left rotation'la bunu tamam. Right rotation yaptıktan sonra ilk önce bir left rotation yapıp buraya siyah koyması lazım ama burada adam ilk önce bunu yaptıktan sonra bunu yapmış. Esasında rengin ne zaman konulduğu yok. Bir tane left rotation yaptı. Bunu left left hale getirdi. Ondan sonra da bunu yapıp oraya siyahını koydu. Dengeli bir tane ağaç. Dengeli ağaç olduğunu nasıl anlıyoruz burada? Hemen 1, 2 falan filan şey yaptığımız yok. Yani derinliği hocam burada 1, 2, 3 falan filan demiyorum. 4 demiyorum. Ne? Nasıl anlıyorum dengeli ağaç olduğunu? 1, 2 ve 1, 2. Siyahları sayıyorsun leaflere gittiğin zaman kaç tane siyah var. Ona bakıyorsun. Her zaman için root'tan leaflere gittiğim zaman kaç tane siyah varsa onu yapmaya çalışıyorum. Tamam. Kural sayısı çok fazla değil. Diğerlerine göre, AVL ağaçlara göre. Artı birine, eksi birine falan filan da bakmıyorsun. Sadece yapmaya çalıştığın şey siyahların sayısını aynı tutmak. Şuradaki numarayı hatırlayın. Bunu bir tane bir left rotation yaptı. Ondan sonra buradan bir tane right rotation yaptı. Right rotation yaptığı zaman burada esasında bir dakika nasıldı orası? Şurada. Tamam. Şurada tamam güzel. Şöyle böyle left rotation yapınca bu geldi buraya. Renklerini değiştirmeden yapması lazım. Bu adam renklerini değiştirerek yapmış. Buraya şey gelecekti. Herifinki buraya ne diyeyim? Mavi gelecekti buraya. Mavi değil pardon. Kırmızı gelecekti buraya. Kırmızıyı da oradan siyah yapacak. Diğerlerin renkleri de aynı kalacak. İsterseniz biz kendimiz yapalım birkaç tane örnek. Kitabınkini yapmak yerine şuradan kendim insert nerede bu insert? Şu. Tesadüfen rakamlar geliyormuş gibi yapalım. Hocam bir önceki slide'da şimdi normalde bu 14 siyah ya öyle bir ekleme mümkün mü? Normalde kırmızı olması gerekmiyor mu? Yani bu sadece göstermek için mi yapmış? Ağacımız şu, başlangıçtaki ağacımız bu. O başlangıçta vermiş. Şey yapmayın, yani şuraya bakıp ya burada ağacı ihmal, bu ihlal etmiyor mu şu kuralları falan demeyin. Çünkü bunlar intermediate şeyler, tamam mı? İş yaparken yaptığımız. Ya böyle bir şey olamaz normal bir AVL ağacı. Ama biz ilk önce bir rotation yaptığımızdan dolayı bu geldi başımıza. İşimizi devam ediyorduk yani, intermediate step'ler bunlar. 14 en başta siyahtı. Siyah. Şu bir AVL ağacı. Şunda AVL ağacılığında herhangi bir problem yok. Problem şuna olmaya başladı. Bunun rengini şunlara çekince iki tane kırmızı geldi. Tamam mı? İki tane kırmızıyı bu gibi durumda yapmak için left ve right rotation'ları düzeltiyoruz. Bir left rotation, sonra right rotation yaparak düzelttim. Birkaç tane adım olduğu için adımların arasında problemler çıkabilir. AVL ağacında da öyle oluyor. Hatırlıyorsanız AVL ağacında, gerçekten AVL ağacı demek istiyorum burada. Left right heavy bir ağacı düzeltmek için ilk önce bir left rotation yapıyorduk. Tamam mı? Left rotation yaptığın zaman adamların bazı artı birlerini artı iki yaptığımız falan da oluyordu orada. Bozuyorduk. Right rotation yapınca düzeliyordu. Bu da yine aynısı. Hocam ben bir şey sorabilir miyim? Tabii. Neden en başta işte o 2'yi, 5'i, 8'i falan kırmızı yapmıştı hepsi? Niye siyah yapmadı? Ben anlamıyorum. Nerede? Hangi? Burayı mı diyorsun? Evet hocam. Baştan siyah olsun hepsi. Niye onları kırmızı yapıyorum baştan? Eğer bunların hepsini baştan siyah yaparsan bu siyah. Şimdi bu bana verilmiş bir AVL ağacı. Bu AVL ağacı değil mi? Evet. Yani bu ağaç bana verilmiş. Senin ağacını niye böyle diyemezsin? AVL ağacı da olduğu sürece. AVL ağacı değil. Red dilek ağacı. Bu bir red dilek ağacı değil mi? Evet. Red dilek ağacıyla ilgili herhangi bir problem var mı burada? Şu kuralı ihlal ediyorsun diyebiliyor musun bunu? Diyemez. Öyle bir, söyleme, öyle bir şey söyleme hakkın yok yani. Hepsi keşke siyah olsaydı demeye hakkın hepsi yok. Olsa, hepsi siyah olsa olsun. Zaten olmayacak da öyle bir şey demeye de hakkın da yok. Ama tamam. Hocam bunu yazan sonuçta biz değil miyiz? Değilsin yok. Bunu 1962'de kuralları böyle. Hepsini siyah yapalım. Siyah yaptığın zaman bir defa arkadaşların söylediği gibi burada iki tane siyah olacak. Burada çok bir, iki, üç, dört tane olacak. Ona red black ağacı demez artık. Hepsi siyah olamaz, tamam mı?
red black ağaçların içerisinde kırmızı olmak zorunda. Kırmızı olmadan insertion yapmak yok. Insertion yapmanın bir numaralı kuralı ne? Adamı ekliyorsun ve senin rengin kırmızı diyorsun. Tamam mı? Bu. Eklediğin anda kırmızı diyorsun rengi. Hiçbir şey, mesela elinde bir tane ağaç falan filan yok. Yeni bir tane ağaç ekledin, yeni bir tane eleman ekledin, bu. Rengin kırmızı. İyi de sen rootsun, root kırmızı olmaz ki. O zaman siyah yapıyorsun, bunu siyah yap. Hocam son aşamada root'u 7 yaptı ya. O kısımda nasıl oldu ki? Yani resmen root değişti, çocuklar değişti. Bir daha söylesene. Son kısımda bir root'u 7 yaptı ya, 11'den 7'ye doğru. Evet. Orada mesela... Root orada kırmızı, root orada kırmızıydı. Root'u kırmızıdan siyah çevirdi. Root her zaman için siyah olacak. Yani bir örnek yapalım beraber, bence daha iyi anlayacak. Aslında hocam kırmızıdan siyah değil de right rotation yaptı. Zaten orada birkaç tane şey aynı anda yapmış. O yüzden ben onun üzerine çok fazla durmak istemiyorum. Ben kendim şurada birkaç tane yapayım, kendim güzelleştireyim. Söyle. Hocam mükemmel bir ağaçta tüm lifler kırmızıysa o zaman kırmızı olamaz. Kırmızı olamaz. Siyah. Çünkü kırmızının çocuğu kırmızı olamaz. Kırmızının çocuğu siyah olmaz çocuğu. Ama lifler kırmızı. Yok yok, lifler. Evet, tüm lifler kırmızı olamıyor mu? Dengeli bir ağaç. Tüm lifler evet kırmızı olabilir. Tümü kırmızıysa o zaman bir node eklediğimizde nasıl olacak? Yani bir node eklediğin zaman kırmızı olacak değil mi? Şunun gibi yani. Şurada bir tane renk vardı. 11, 10'da var. Bak şu, şu mükemmel bir ağaç değil mi? Şu, eğer şuradaki 35'i görmezsen 35'i görmen mükemmel bir ağaç değil mi bu? Senin söylediğin aynısı değil mi? Evet. Kırmızı ekledin. Anladın mı? Sonra bunu yaptık. Problem yok. Şu mükemmel bir ağaç, 35'i görmesene. Mükemmel bir ağaç. 35'i ekledim. Kırmızının babası kırmızı oluyor. Hemen bu yeminin rengini buralara çektim. Tam eğer 20'de olursa onu şey yaptım. Onu ben tekrar siyah yaptım. Rupsa. Tamam, şimdi ben bir tane örnek yapacağım ya. Örnek yapalım. Şurada rakamlar gelsin, birazcık daha şey rakamlar koyalım. Bir quick brown box yapalım mı ya? Ya ben onu sevmiyorum ama ben ya. Bu harf şu önce... Tamam. The yapalım. Hatta... Tamam. The quick brown box jumps over the lazy dog. Tamam. İlk önce hemen T geldi. T'yi insert ettim. T'yi insert ettim ve T'yi kırmızı yaptım. Bravo değil mi? Bitti. Root hani kırmızı olmazdı. Tamam o zaman. Root olduğu için siyah yaptım. Q geldi. Tamam mı? Q'yu ekledim. Kırmızı yaptım. Problem yok. Siyahın çocuğu kırmızı. Tamam, siyah çocuk kırmızı, bir şey yok. B geldi. B'yi ekledim. Bu. Tamam. Kırmızı çocuğu kırmızı olmadı bu. Amcası da yok burada falan filan. Tamam mı? Yani şurada eğer şey olsaydı eğer, şurada bir tane amcası olsaydı, tamam mı? Şurada birileri olsaydı burada. O zaman T'nin rengi siyahı şu ikisine çekecektim. Tamam mı? Ve problem çözülecekti ve onu da siyah yapacaktım. Öyle bir şey yok. Olmadı. Amcası olmadığı için ne yapacağım bunu? Rotation'da bu işi düzeltmeye çalışacağım ama tek rotation bunu halletmeyecek. İki tane rotation yapmam lazım. Şöyle bir tane rotation yapacağım. Rotation yaptığım zaman şurası T siyah Q ve ters yaptım. B ve Q bu şekilde. Tamam. Bizim yine kurallarımızı ihlal ölüne kırmızının çocuğu kırmızı. Ne yapacağım hemen? Şunun etrafında bir tane left rotation yapacağım. Yaptım bunu. Ne oldu left rotation yaptığım zaman B buraya geldi.